acılar var. Türkiye'de birçok mağduriyet var ama KHK konusundaki acılar inanın çok daha fazla. Öyle. Kısaca bahsedeyim hemen. Bir 30 saniyenizi alayım. 1200'den fazla insan bu süreçte, 6 yıllık süreçte ne yazık ki hayatını kaybetti. 120 kişi intihar etti başkanım. Evet. Üzerine atıl terörist yaptasını kabul edemeyerek intihar etti. Çok yakında geçtiğimiz Ramazan bayramında bir öğretmen, ihraç öğretmen anne 4 aylık çocuğunu geride bırakmak pahasına intihar etti. Bir ihraç polis arkadaşımız orduda ben hain değilim, geçinemiyorum diyerek kendini benzin dökerek yaktı. 16 yaşındaki bir çocuğumuz, babası 5 yıl içeride, arkadaşları ve öğretmenleri kendini dışladığı için apartman boşuna atarak kendini intihar etti. Bunun gibi binlerce ölüm var ve ne yazık ki bu acılar devam ederse bu sayının artması da muhtemel. Bizim sizden ricamız, siz Türkiye'de artık siyaseti yönlendiren bir siyasetçisiniz. Gündemi yönlendiriyorsunuz. Tek sözünüzle, videonuzla artık iktidar bile bir şeyler yapmaya çalışıyor korkudan. Evet. Sizden ricamız, KHK'lıları da gündeminize alırsanız. Çünkü acıları yarıştırmak doğru değil ama acılarımız cidden çok büyük. Onlar adına sizden ricamız, bizi gündeme almak istiyoruz. Açıları çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Evet, KHK'larla ilgili bir sorun da anlatıldı CHP liderine. Dikkat edin.